Her arkadaşlar, şey evet. Yeni bir günden merhaba. Çok yavaş kullanıyorum o kameraya bir şey olmasın diye şu yok, an. Yok, hiçbir şey olmaz. O neler gördü o? Oh, neler gördü? Nerelere girdi? Eminim görmüştür. Yani. Eminim görmüştür. Gözlüklerim numarasız. Bunu çok uzun zamandır yapmamıştım. Aa, çünkü sadece bizle yapabilirsin. Evet. Sakın buradaki arkadaşlarına o şekilde gülme. Burada arkadaşım yok. Şaka. Los Angeles'ta da ruh hastasıyız. Bak, insan hiç değişmiyor, biliyor değişmiyor musun? Türkiye'yi Türk'ün içinden çıkarabilirsin. Ama içindeki Türkiye'yi... İçindeki Türkiye'yi Türk'ten çıkaramazsın. Doğru mu söyledik? Bence oldu. Biraz karışık oldu ama mesajı aldınız siz. Yanlışlık yapma. Çok kafam karışıyor burada. O yüzden böyle hani kahve belki. Juice falan. LA'deyiz yani. O zaman Ece bana şeyi anlat bakalım. Şimdi LA'ya geldin, bir haftadır falan buradasın hemen hemen. Evet, buradayım. Gözlemlerin, yani şimdi sen daha iki hafta falan daha ya uzun süre burada olacağın için artık hani turist diyemem sana. Çünkü ilk kez de gelmiyorsun. Evet. Hani tatile Amerika'da de gelmedin. Amerika'da yaşamışlığım da var. Amerika'da yaşamışlığın da var tabii canım. Ama LA bambaşka. Neler hissediyorsun? Bir bana üç maddelik böyle gözlemlerini. Şu şöyle gördüm, bunu böyle düşündüm, bu da böyle bence. Trafik bambaşka. Burada araba kullanmak. Yani Allah'ım, ilk geldiğimde, ilk araba kullandığımda geçen işte yazın Amerika'da. Yani araba kirası kadar ceza ödemişimdir yani. Çok çok garip kurallar var. Mesela şu anda hiç ışık falan yok ama duruyorum çünkü stop işareti var. Stop işaretinde durmak zorundasınız. Bir kere durmamıştım. Polis beni arkadan geldi, dedi ki hanımefendi stop sign'da full stop yapmadı. Hani yavaşladım. Hı-hı. Baktım böyle kimse yok, ben de geçtim. Ama full durmam gerekiyormuş. Dedim ki polis bey, ben Türk'üm, bilmiyorum. Dedi ki ilk defa Türkiye'yle tanışıyorum, nasılsın dedi. Öyle de şekerler işte, sinir bozucu diller yani. İlk observation'ım, gözlemim bu şekilde. İkincisi, insanlar aşırı sahte demek istemiyorum. Eminim gerçeklik payı da vardır. Ama çok böyle şey, günaydın, nasılsın, harika görünüyorsun, muhteşemsin, elbisen nereden, ayakkabın nereden, aman tanrım, gözlerin parlıyor falan, böyleler yani. Ve bu ilk başta biraz şey geliyor. Fake yani geliyor. Gerçekten böyle düşünüyor mu acaba, yoksa neden söylüyor? Neden söylüyor ben size söyleyeyim. Çünkü bahşiş almak istiyor. Çünkü burada insanlar, çalışan herkes bahşişten hayatını kazanıyor. Yani o aldıkları, restoranın ona verdiği para hiçbir para etmiyor. Karnını zor doyuruyor ama bahşişlerle senden benden daha çok para kazanıyorlar. Bak öyle söyleyeyim. Yaksız mıyım? Çok haklısın, çok doğru. O yüzden bahşiş almak istedikleri için aşırı ve iyi davranıyorlar size. Sen de diyorsun ki teşekkürler, alıyorum iltifatını. Teşekkür ederim diyorsun ve alıyorsun. Bu çok önemli bir şey arkadaşlar. İltifatları kabul edin. Ondan sonra üçüncü... bak nereden nereye giriyorum her konuda. Üçüncü ne olsun? Üçüncü de... Pardon arkadaşlar, çok pardon. Sizi bir... Çünkü şöyle bir şey oldu, sana da durmaya karar verdim. Geriye şey yaptık. Hitback oldunuz. Çünkü ne bakın. Hitback olmanız çünkü, çok tatlıyım ya. Hitback. Çünkü ya burada ışıklar tam trafik ışığının önünde durmuyorsunuz. Bir yol yerde duruyorsunuz ve buna ben bir türlü alışamıyorum. O yüzden bazen böyle ani duruşlar yapabiliyorum. Ne biliyor musun? Ha. Üçüncü, bunu seninle geçen gün konuştuk. Ben burada İstanbul'da belki giymekten çekineceğim şeyleri veya işte göbeğim gözüküyor, ay bacağımın selülitü gözüküyor, ay işte makyajsız çıktım falan filan. Böyle şeyler burada yok. Burada her türlü çok rahatım ve kimse beni yargılamıyor olarak hissediyorum. Çünkü hakikaten kimsenin umurunda değil yani. Yani sen ne yapmışsın? Ve herkes istediği gibi yaşayabilir, öyle şey yok. Hakikaten özgürsün ya, ben burada onu hissediyorum. Evet. Özgürlük burada var yani. New York'ta bir tık daha şey o. Bir tık daha sokağa çıkarken dikkat etmen edin. Gerekiyor. Burada pijamanla mı çıkmışsın, donunla mı çıkmışsın, hiç kimsenin umurunda değil. Ama çok güzel insanlar da var burada. Yani böyle bir bakıp wow, evet. Wow oluyorsun. Ben de biraz yemesem mi dediğim anlar oluyor ama yemeği çok seviyorum. Bu şekilde. Şey, üç tane şeyim bunlar. Helal olsun. Güzel oldu bence. Valla bence bu üç şey hakkında benim kendi gözlemlerimi söyleyeyim mesela, evet. Ben de bunlarla. Evet, cevaplarını alalım. Kontrol argüman değil yalnız, bu katılıyorum ben zaten yani böyle. Eklemelerini yap.
Mesela şöyle üçüncüsü, şimdi burada bence şey hani Amerikanlar daha böyle hani özgür ya da şöyle böyle falan. Ben böyle olduğunu düşünürdüm eskiden, hani abi başka bir kafadalar, şudur budur falan diye. Halbuki bu tamamen şununla alakalıymış. Mesela burada herkes kendini umursuyor. Ben hani nasıl desem hani ancak ben nasıl görünüyorum diye bakıyor mesela. Hani başkası da senin nasıl görünüp görünmediğini o kadar umursamadı. Onlar da kendini umursadığı için çok şey olmuyor. Hani böyle yargılayan gözler, ne bileyim evet, ay bu da bunu mu giymiş ya falan olan böyle bir şey olmuyor o yüzden. Yani bu tamamen şey, bencillik biraz, tamam, birazcık bencillik. Ama birazcık da bireysellik. Ya burada insanlar çok fazla bireysel ve bu Türkiye'de en çok olmayan şey. Türkiye'de biz çok daha fazla. Yani herkes olsun, birlikte olalım. Evet. O da gelsin. Aile var, böyle birlik, topluluk şeyimiz çok fazla var. Burada o hiç yok mesela. Doğru. Sonuçta burada mesela insanların hep en yakın arkadaşı hep ya sevgilisi ya eski sevgilisi. Evet, sen bunu çok söylüyorsun. Ben bunu bilmiyordum. Net ya. Neden biliyor musun? Çünkü ben burada yaşarken ben okula gittiğim için gene hepimiz okul arkadaşlığı şeyi vardı. Şimdi seni öyle gelmedi. Sen herkes artık başka işinde gücünde. Bir de ekstra program yapıyor mesela senin evet, gibi. Aynen öyle. Biz her gün Allah'ın günü beraberdik. O yüzden ay ben şu an lane bus lane'deyim. Çık burada gece çık. o yüzden senin bunu gözlemlemen farklı. Yani burada farklı o durum bence. Yani hani herkes mesela çok friendly, aşırı arkadaş canlısı hani ve şeyi çok seviyorlar. Hani ben İstanbul'dan geliyorum dediğin anda wow. Evet, doğru. Bayılıyor sana, her şey bilmek istiyor senin hakkında. Genel olarak meraklı bir insan evet, grubular yani. Hani evet, yabancıysan, dışarıdan geliyorsan seni kesinlikle itmiyor. Yok, hiç. Yani hani şey değil, çünkü kimse buradan değil. Herkes buraya başka bir yerden gelmiş. Yani ben İstanbul'u çok kozmopolit bir yer zannederim. Hani herkes başka şehirden geliyor İstanbul'a gibi. Buraya başka ülkeden. Burada herkes başka ülkeden yani. Hani birkaç üstü falan oluyor birkaç gerçekten. Birkaç lafımız oldu. Bugün bu şey lafımız oldu. Bu videonun lafı oldu. Hakikaten. Onun dışında şey de değil hani. Mesela kızlar, ya bak yargılamayacağım tamam, bana kalmadı. Dünyanın en böyle çılgın şey tipli birisi değilim ama gerçekten mesela bazı kızlar var. Türkiye'de o kızlar sokakta görseler hep böyle şey, o götür kocaman, o işte göbeği şöyle, o sırtı böyle, o kollarına bak falan diyor insanlar. Bak Türkiye'de bunu diyoruz, diyorlar. Biliyorum abi diyorsunuz, kabul edelim. Burada o kızlar o kadar güzel giyiniyor ki ve yakışıyor ve seksiler yani. Ve yakışıyor ve böyle hani kendinden emin, yani başkasının söylemesine izin vermiyor onu. Evet. Hani evet, o kadar toplamış ya da kendini bir noktada daha eksikliğini toplamış demek istemiyorum. Başka bir şeyden bahsediyorum şu an hani. Yani burada mesela geçip kimseye öyle bir şey söyleyemezsin. O sana bir şeyle vurur zaten. Şu an karşımıza çıkan stop yazan şeyi çeksene. Bir saniye arkadaşlar. Sen kırmızı ışık yanmıyormuşçasına geldi bize stop diyor. Gerçekten neden ya? Neden? Onun da işi bu. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Çok enteresan geliyor. Ay bu arada çok boş işler var burada biliyor musun? Değil mi? İş olsun, insanlar evet, çalışsın diye pozisyon çıkarmışlar yani. Gerçekten o kadar boş işler var ki mesela. Abi sokağa signage koyarsın hani, bir tabela gibi bir şey yaparsın böyle trafik şeyi gibi. Anladım. Şöyle. Ne onun adı? Tabela. Tabela. Şey, duba mı? Öyle bir şey. Duba tarzı tabela. Duba tarzı tabela, tamam mı? Yola koyarsın böyle hani şey olur falan. Bunun için bir kişi kiralamış, bir jonglör kiralamış bunun için. Kız elinde ok işaretiyle mağazayı gösteriyor. Bir kartonla ok işareti onu gösteriyor ve elinde onu çeviriyor. Çeviriyor. Sürekli. Evet, bunu şey için çok yapıyorlar. Böyle işte car washing, işte evet, parking falan, böyle hani insana gelmesi çok yapıyorlar. Adam full bütün gün onu çeviriyor. Allah'ım evet, yarabbim. Hani inanamıyorum, bu bir meslek ve bu çok kazandıran bir meslek. Bu aşırı kazandıran bir meslek. Onun dışında başka ilk ne söylediğin şey de hani insanların fake oluşu. Evet. Ya yalan söylemeyeyim. Bak İstanbul'dan kalktı, Los Angeles'a geldi. Sen işte orayla burayı mı kıyaslıyorsun, buraya mı bok atıyorsun falan bak diyebilirsiniz ama en azından buradaki insanların fake'i size bir noktada bir güzel bir enerji veriyor. Ben hayatımda görüp görebileceğim, en tahammül edemeyeceğim fake insanları İstanbul'da böyle tanıdım, içime soktum yani. Doğru söylüyorsun. Hani yılan
mesela... Kötü niyetli fake değil evet, bunlar. Bunlar kötü niyetli fake değil ve ben bunu tercih ederim. Doğru. Hani bana biraz şey abartıyorlar gibi geliyor. Yani hani birine mesela birisi hastadır diyelim. Aynen. Ona dersin ki canım geçmiş olsun dikkat et hani şey yap bir şey ihtiyacın varsa söyle falan dersin. Buradaki şey diyor canım inanamıyorum evet. Hasta mı oldun? Ateşin mi var? Çorba ister misin? Aşırı yani hani tepkileri çok abartılı ama bence kültür yüzünden yani evet, böyle evet, 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 yapılır evet. Zannediyorlar. Aynen. Hani doğru. Ne bileyim bir garip ama mesela herkes çıkar için sizde arkadaş. O çok doğru. Evet bana ne katacaksın? Tabii eğer mesela şu an mesela hani Türkiye'de mesela hiçbir şeyim yok yani. Ne atılar lan YouTuber vudu vudu falan filan. Burada mesela diyorum ki abi ben YouTuber'ım falan diyorum işte 100 bin takip abi abonem var falan diyorum böyle. Diyor ki oh siktir nasıl yani 100 bin mi ne demek hani burada milyonlar millet çünkü 10 milyon. Çünkü burada herkes influencer ve hepsi az az biraz biraz bizde daha az olduğu için daha şey senin 100 bin olmanla buradaki birinin 100 bin olması aynı şey değil yani buradaki biri için. Burada çünkü evet. Çok daha büyük bir deniz var ve evet. 100 bin olmak için kıçlarını yırtarlar yani açıkçası bence burada daha zor yani influencer olmak. Şey çok garip yani hani nasıl desem böyle. Hani sen bir şey başarmışsan bu hayatta ya bu bir başarıysa eğer. Hmm. Sen bir şey başarmışsan bu hayatta seni bunun için inanılmaz takdir ve tebrik ediyorlar. Bu arada şeyden yani influencerlıktan para kazanmak burada herkesin hayali. Evet. O yüzden çok büyük doğru. Başarı sayılıyor. Ben mesela İsveç'e gittiğim zaman bir tane Amerikalı kız vardı kampta. Ona konuşuyoruz işte. Ondan sonra şey diyor. Yani herkesin hayali bu. Sen nasıl... Çünkü ben şey diyordum orada. Hani başarı ne bilmiyorum. Ben başarılı mıyım bilmiyorum. Başarının tanımını kendime tekrar yazmaya çalışıyordum falan filan. Kızıyorken sen saç... Yani bizim orada diyor. Bizim oralarda. İnanılmaz yani. Herkes bunun için sürekli her paylaşımlarını markaları etiketliyor falan filan. Böyle yani diyor. İşte. O yüzden burası için evet. En ufak bir başarı... Yani en ufak başarı değil. Hakikaten başarılısın bu arada. Yani ama şey mesela şunun da birinci neyim abi burada hiç kimseyim. Evet ama burada biri olmak daha zor işte. Evet işte mesela daha önceki böyle vedamsı böyle size açıkladığın Los Angeles'a böyle taşınma zamanında açıkladığım böyle küçük balık büyük balık olayı bu abi. Yani kimse kusura bakmasın gerçekten kimse kusura bakmasın ama şey atıyorum bir New York'ta bir San Francisco'da bir Los Angeles'ta hayatını tutturabiliyorsan helal. O zaman olmuşsun. Ha İstanbul'da hiç bak şunu söyleyemem ben. Orada yaptığında bir bok yapmadın demek değil bu yani. Hayat İstanbul'da da çok zor abi tutunmak evet. Ya da böyle şey bir iki elinle bak yani ama ama burada gerçekten çok daha fazla insan var. Çok daha fazla kualifiye insan var. Evet. O yüzden daha sıyrılmak daha zor. Ve şey de fena. Ya mesela ama şunu görebiliyorum mesela. Yapabilinir. Yapılabilir. Asla denir. Yapılmaz değil. Yani tabii, tabii ama ya zaten içinde varsa ve o hırs ve ambition'la evet. Geldiysen yapabileceğin bir şey yok. Ben çok şey gibi değil ya. Yani çok net bir şekilde bazı insanlar climber biraz. Social climber. Yani hani şey değil. İyi anlamda olanını söylüyorum hani. Nasıl? Hayatta tırmanıyor gerçekten bazı insanlar. Hani gerçekten buna çok... İnanılmaz saygı duyuyorum, inanılmaz geçen gün şunu şey. Konuştuk Kinzi ile mesela geçen şey olmuş Kim Kardashian, geçen değil belki daha da eski Kim Kardashian'a bir tane röportajında adam demiş ki sunucu işte sen demiş hani hiçbir yeteneğin yok aslında yani şarkı söylüyorsun, oyuncu değilsin hiçbir şey değilsin ve ama bu kadar fazla insan yani en ünlülerden bir tanesin sence bu nedir falan demiş böyle. Hı-hı. Bence demiş Kim'de başarılı olmak bu yani çünkü hiçbir talent olmamasına rağmen senin deyimle bu kadar insana dokunuyorum ve yani beni evet. Merak ediyorlar. Olaydır orada Uber'de konuşuyorduk. Sonra Uber driver da bize katıldı. Şeyi konuştuk ya aslında olay yetenekli olmak değil. Yeteneği olup hiçbir şey yapamayan da bir sürü insan var. Çünkü tembeller evet. Ve çünkü ambition yok, hırs yok, evet. Vizyon yok. Ama çok iyi şarkı söylüyor ama hiçbir şey yapmıyor. Şarkı evet. Çok en klasik olduğu şarkı diyorum. Ama aslında bence seni yükselten şey ve hani o climb olayı dediğin senin tamamen azimle çalışma. Devamlı çalışmaya devam şeyle. Edebilme. Hayır. Beverly Hills. Herkes önüne resim çektiriyor. Yay. Görebiliyor musunuz? İnşallah görebiliyorsunuz. Bu arada Beverly Hills'ın içine tamamen hiç sigara içmeyin yasak olduğunu biliyor muydun? Full. Çok acayip değil mi? Full. Mesela şeyde de yapamıyorsun bunu.
bazı spesifik semtler var ya, orada sigara içemiyorsun. Evet, aynen. Semtte yasak. Sokağa çıktın, restoranda falan falan değil. Evet, bayağı yasak. Ben çok yakında ülkede, Los Angeles ilk yasaklardan bir tanesi olur bence. Yani tamamen yasak. Bu şehirde sigara içemezsiniz olacak. Doğru. Yani. Kesinlikle doğru. Ama şey var ki, vape var burada. Tobacco değil. Juul var mesela. Tamam, makine bir şey ama elektronik. Bak mesela. Juul şovumu yapmak istiyorum size. Ay tamam, işte Juul da Juul. Arkadaşlar ben burada şimdi sağlıksız bir örneği bugüne kadar hiç göstermedim. Hiç yani özendirmek istemem. Bunu evet. da özendirmiyorum kesinlikle. Evet. Özenecek bir şey değil gerçekten. Hiç özenecek bir şey değil ama ben burada sigarayı bıraktım ve elektronik Juul'a geçtim. Adı Juul. Adı Juul. Markanın adı Juul. Türkiye'de satılmıyor. Zaten zannetmiyorum buna ulaşabileceğinizi. Türkiye'de elektronik sigara kültürü pek yok. Yok yok. Ben çok mutluyum ve bugün çok güzel bir gün. Evet öyle. Demek istedim, benim için güzel bir his geldi. Evet. Jira ile. Evet, market alışverişi. Öyle o kadar yani. Bu arada senin bu telefonun mesaj gelme sesi var ya. Ha. Gökhan'ın da aynı. Johnson'ın Gökhan'ı. Ha evet. Böyle o gece ben tulu alıyorum böyle onun hayvanı mesaj geldi. Android, evet. Ay Gökita ya. Gökita. Geçen konuştuk Gökita'yla. Aa! Evet şey yaptık böyle bir... Nasılsın? Mali işlerimi sordum kendisine. Ay 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 ay. Onları ben de sana sorayım bu videodan sonra. Nasıl? Mali işlerini soracağım. Ben de seni soracağım. Ha bana ne soracağım. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun bunları soracağım. Ay tamam, para konuşalım. Let's talk money bitch. Para konuşalım. Geçen bunu anlatmak istiyorum Ece videoda. Geçen bir tane arkadaşımla buluştum, tamam mı? Yani yeni tanışıyoruz ve böyle hani birbirine tanışma soruları sorarsın ya. Bir dakika düzeltiyorum. Ha. Birbirine böyle tanışma soruları sorarsın. İşte çocuk bana sordu, diyor ki işte dans etmeye nerelere gidersin? Anlatmaca Ece biliyor bunu. Evet. Dans etmeye nereye gidersin? İşte dans eder misin? Dans etmeyi seviyor musun? Falan diye soruyor bana. Ben şey dedim hani gayri ihtiyar bir şekilde, I don't dance now, I make money moves. Money moves. Çok fazla Ariana Grande dinliyor. Bu Cardi B kız. Ay pardon. İşte ben de bu kadar cahilim. Ariana Grande'nin burada kocaman bir hit olması Ece kabullendi bugün bazı yani oldukça. Ben, benim için Ariana Grande bir hiç. Üzgünüm Ariana fanları ama burada yani şöyle anladım. Kinsey, çok yakın arkadaşım üniversiteden beni ziyarete geldi buraya birkaç günlüğüne. Bana böyle şey diyor, duydun mu Ariana Grande'nin sevgilisi bilmem ne nişanlı? Ben böyle what? Hani bunu mu konuşacağız gerçekten falan oldum. Nasıl yani, bilmiyor musun sen dedi. Ben böyle aşırı dedim ki sen Tuğla'yı tanışmayı bekle lütfen. Konuyu onunla konuş. İnanılmaz bir şey. Kinsey'yle tanışmamızın 10. dakikasında bundan konuşmaya başladık. Ben böyleyim. Ece köşede içine kaçtı evet. Ve uzayladı konuyu böyle. Hala da anlamıyorum açıkçası. Ay gidi. Ama ait olduğum yerdesin. Yani gerçekten şey gibi değil. Türkiye'de mesela insanlar soruyor, Ariana Grande'nin yeni single çıktı, çok eğleniyorum, ha çok iyi falan filan dediğimde herkes suratıma boş bakıyor, hatta dalga geçiyor. Ben ya yüzüme karşı ya arkadan ya bir şeyler evet. Şöyle böyle falan. Hani aşırı dalga geçilen bir şey Türkiye'de Ariana Grande dinliyor olmak ama burada gece gittiğim bütün gece kulüplerinde, her yerde, her şeyde gecede 5 şarkısı çalıyor ve birine eğer Ariana Grande kim bilmiyorum ya da sevmiyorum derseniz taşlanıyorsunuz. Ay bunu demeyeyim bari ben o zaman. Sakın ha sakın. She's amazing, love her. Yeterli. Aşırı yeterli yani. Hani huge bir şey. Aşırı she's a hit yani. Vay be. Kocaman bir şey. Herkes çok seviyor onu ve haklılar. Öyle be Ece Koş. Neredeyse geldik. Burada yaşamak ister miydin? Evet. LA'de yaşamak ister miydin? Evet. Gençleri özendirmeli miyiz LA'de yaşamak yo, için? Yo, hayır. Kesinlikle öyle değil. Ben ya, kendi içimde, Yıldız Arıtan da bunu söylüyor. Hep bir yurt dışında yaşama şeyim var. Şu anda pek yakın zamanda öyle bir şey olacakmış gibi görünmemekle de beraber bir her zaman bir bağım var ve çok hep de yolum gidiyor. Baksana geldim gene yani. Hiç beklemiyordum gelmeye açıkçası. En son geldiği zaman seneye gelirim zannetmiştim. Hop geldim. Yolum düşüyor. Bir LA'de bir şeyim var bakalım. Buradaki hastaneler çok pahalı. Kylie Jenner burada doğurdu. Kardashian ailesinin tamamı Seda Sinayi'de doğurur. Ay ben de Sinayi'de serum yemiştim zamanında. Kendimi kardeşi gibi hissediyorum. Ay çıldıracağım. Yakışıklı bir bey. Aa evet. Öyleydi ama yani. Öyleydi. Dikkatimizi çekti yani. Evet arkadaşlar neyse genel olarak bu şekilde. Sizi çok seviyorum. Çok öpüyorum. Ben de. Son minik bir sözüm var. Minicik bir sözüm var. Lütfen
zamanında yurt dışına çıkmış, sonradan geri Türkiye'ye dönmüş ve yurt dışında başarısız olamamış arkadaşlarınıza bana lütfen örnek göstermeyin. Bu benim hayatım. Ben daha denemedim. Aşağı mı yapıyorlar? Evet, aşırı. Ben daha denemedim. Deneyeyim, görelim. Yapabilirsem burada kalabilirim. Yapamazsam İstanbul'a paşa paşa geri bırakın dönerim. Bırakın herkes kendi dersini kendi alsın. Evet, bırakın herkes kendi dersini kendi alsın. Büyük konuşuyorsam bu benim büyük konuşmam. Büyük lokma evet. Yerim boğazımda kalır. O da benim bileceğim. Bu arada şöyle bir şey söylemek istiyorum. Hayatınızda hiç hata yap... Geçen gün tweet attım gördüm bilmiyorum. Hiç hata yapmamak başarı değildir. Hiç hata yapmıyorsanız çok küçük oynuyorsunuz veya ve korkak oynuyorsunuzdur. Hata yapmak bence çok güzel ve gerekli. Fark ediyorum. Öyle işte. Bunu da özellikle söylemek istedim çünkü çok içimde kalmasın. Tabii ki içimde. Yapacak bir şey yok. Sizleri çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Bye. Kulağından öptüm seni. Öyle öpüyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.